Aile fotoğrafları tüm üyelerin birbirleriyle olan bağlarını ve birbirlerini ne kadar sevdiklerini kaydetmek için harika bir yöntem. Bu da sıradan bir aile fotoğrafı gibi görünüyor. Birbirini seven bir çift ve iki çocukları kameraya gülümsüyorlar. Ancak annenin sadece bu fotoğrafı gördükten sonra boşanma başvurusu yapacağı kimin aklına gelirdi? Ailenin yıkılması için gereken tek şey fotoğraftaki küçük bir detaydı. Bu detayın ne olduğunu görebildiniz mi? Videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aile fotoğraflarının evin annesinin kalbini gurur ve sevgiyle doldurması gerekir. Birkaç yıl sonra geriye dönüp bakabileceğiniz manevi değeri olan bir şeydir. Ancak bu aile fotoğrafı başka hisler uyandırdı. Evin annesi fotoğraflar ona online olarak ulaştığında ailesinin nasıl çıktığını görmek için çok heyecanlıydı. Ancak fotoğraflarda bir şey dikkatini çekmişti ve kocasının eline yakınlaştı. Gördüğü şey nefesini kesti. Suzan ve John üniversiteden beri beraberler, onları tanıyan herkes ilişkilerinde bir sonraki adımı atacaklarını biliyordu. Sonsuza kadar süreceğinden emin olduğunuz bir aşkları vardı. Herkesin tahmin ettiği gibi Suzan ve John üniversiteden sonra dünya evine girdiler. Beraber güzel bir hayatları vardı. Harika birer kariyer, güzel bir ev ve iki dünya tatlısı çocukları vardı. Suzan'ın bilmediği bunların John için yeterli olmadığıydı. Suzan çok mutluydu ve hayatının gidişatından da çok memnundu. Her şey yolunda gidiyordu. Her günü mutlu geçiyordu. Bu dönemi ölümsüzleştirmek lazımdı. Yıllar sonra dönüp baktığında hatırlamak istediği zaman buydu. Bu nedenle ailesiyle bir fotoğraf çekimi ayarlamaya karar verdi. Aile, arkadaşları olan bir fotoğrafçıyla iletişime geçti. Arkadaşı hemen kendisine dönüş yaptı ve çekimi sonraki gün gerçekleştirebileceklerini söyledi. Fotoğraf çekimi güneşli, harika bir sonbahar gününde gerçekleşti. Yapraklar rengarenkti. Hava onları hayal kırıklığına uğratmamıştı. Her şey mükemmel görünüyordu. Ancak John biraz gergin gibiydi. Yerinde duramıyordu. Suzan, John'un garip davrandığının farkındaydı. Ancak üzerinde çok durmadı. John'un kamera karşısında gerildiğini biliyordu. Fotoğrafçı geldiğinde John'un solgunlaştığını fark etti. Fotoğrafçı geldiğinde tüm aileyle selamlaştı. Suzan ve John'u birkaç defa ziyaret etmişti ve herkes onunla iyi anlaşıyordu. Kamerası karşısında rahatlamaları kolay oldu. Ancak John öncekinden de gergin görünüyordu. Gülümsemesi bir garip ve gergindi. John taşıdığı sırrın ağırlığını içinde hissediyordu. Bilmediği şey sırrının kamerada apaçık göründüğüydü. John son birkaç fotoğrafta gerginliğini üzerinden atmayı başarmıştı. Bu nedenle Suzan da baştaki davranışlarının üzerinde çok durmadı. Sadece kamera karşısında rahatlamak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşündü. Suzan tüm ailenin çekim sırasında eğlendiğini düşünüyordu ve hayatlarındaki bu harika yılı kutlamaya karar verdiğine seviniyordu. Harika bir ailesi vardı. Kariyerinde çok iyi bir yerdeydi ve çok güzel bir evi vardı. Fotoğrafları sabırsızlıkla bekliyordu. Fotoğrafçı çektiği fotoğrafları çekimden hemen sonraki gün Suzan'ın mail adresine gönderdi. Aile arkadaşları bu kadar hızlı olduğu için minnettardı. Eve gidip fotoğraflara bakmayı sabırsızlıkla bekliyorlardı. Suzan fotoğrafları sırasıyla incelerken gülümsemeye devam etti. Çocukları her bir fotoğrafta çok tatlı çıkmışlardı. Sonbahar renkleri harika görünüyordu. Fotoğraf çekimi için gerçekten de harika bir gün seçmişlerdi. Bastırıp çerçeveletmek istediği fotoğrafları not almaya başladı. Onları duvarda herkesin görebileceği bir yerde hayal edebiliyordu. Tüm ailenin bir arada durduğu ilk fotoğraf Suzan'ın dikkatini çekti. John'un ne kadar gergin olduğu yüzünden belliydi. Çok rahatsız ve garip duruyordu. Sanki ailesiyle değil yabancılarla fotoğraf çektiriyor gibiydi. Suzan fotoğraf çekilen günü düşündü ve John'u rahatsız eden şeyin ne olduğunu merak etti. Neden o kadar soğuk davranıyordu? O anda fotoğrafta bir şey gözüne takıldı. Kocasının eline yakınlaşmaya başladı. Kocasının eline yakınlaştığında gördüğü şey kalbinin sıkışmasına neden oldu. Kocasının elindeki yüzük evlilik yüzükleri değildi. John çocukluk arkadaşının yüzüğünü takıyordu. Gözlerine inanamıyordu. Başkasına aşıktı. Suzan bilgisayarını kapattı ve yeni bilgileri sindirmeye çalıştı. Bir süre yerinden kalkamadı. Şimdi her şey daha da açıklık kazanıyordu.
Suzan ilk önce kafasından geçenlerden kurtulmaya çalıştı. John onu seviyordu. Bunu biliyordu. Bunu hissedebiliyordu. Ama John neden kendi evlilik yüzükleri yerine bir başkasının yüzüğünü takıyordu? Ne kadardır bu yüzüğü takıyordu? Suzan kendi yüzüğüne baktı ve bu soru işaretleri kafasında dolanıyordu. Her şey bir yalan mıydı? Kendi mutluluğu onu her şeyin bir kandırmacı olduğunu göremeyecek kadar mı köreltmişti? John ondan ne saklıyordu? Suzan kocasıyla taktığı yüzük konusunda yüzleşmeye karar verdi. Komşulardan birine çocukları bir süre misafir edip edemeyeceğini sordu. Konuşmanın gerginleşmesi durumunda çocukları evde istemiyordu. John işten döndüğünde ev sessizdi. Suzan onu oturma odasında bekliyordu. Çocukların evde olmadıklarını görünce derin bir iç çekti. Karısının her şeyi çözdüğünü anladı. John her şeyi itiraf etmeye başladı. Görünen o ki uzun bir süredir cinsel eğilimi ile sıkıntılar yaşıyordu. Cinsel eğilimine rağmen ailesini sevdiği için karısına bu konuda bir şey söyleyememişti. Suzan şok oldu ancak şaşırmamıştı. John'un cinsel eğilimi konusunda şüpheleri vardı. Hatta daha öncesinde kocasının liseden erkek bir çocukluk arkadaşına aşık olduğunu düşünmüştü. Ancak John'un itirafları bu kadarla da kalmamıştı. John, Suzan'dan gizli bir şekilde bir başkasıyla ilişki yaşıyordu. İlişki yaşadığı kişi fotoğrafçı arkadaşlarıydı. Hani şu tüm ailenin sevdiği arkadaş. Suzan duyduklarına inanamıyordu. John'un fotoğrafçı geldiğinde ne kadar gerildiğini hatırladı. İlk başta birbirlerine attıkları bakışlar aklına geldi. Duyduklarına inanamıyordu. Hayatı düşündüğü kadar da mükemmel değildi. Suzan aile fotoğraflarını hayatında her şeyin mükemmel gittiği bir dönemi belgelemek için çekilmek istemişti. Ailesinin en iyi durumda olduğunu düşündüğü bir andı. Sevgiyle dolu, mutlu olduğu bir andı. Ancak mutluluğunu kaybetmek istediği fotoğraf çekimi en büyük korkusunun gerçek olmasına neden olan fotoğraf çekimi olmuştu. John bir başkasına aşıktı. John onu aldatmıştı ve John düşündüğü gibi mükemmel bir koca değildi. Suzan kocasının kendisini açıklamaya çalışmasını izlerken sersemlemiş gibiydi. Üniversitede peşinden koşan kişi neredeydi? Kendisine iki harika çocuk veren kişi neredeydi? John tüm bu süre boyunca erkekleri mi seviyordu? Böylesine bir sırla nasıl yaşayabilirdi? Bunu ailelerine nasıl yapardı? Tüm bunlar kafasında dönüp duruyordu. John'u dinlerken sakinleşmeye çalıştı. Suzan önünde duran John'un açıklamasını bitirirken ağlamasını izledi. Karşısındaki kişi onu bir yalana inanmasına neden olmuştu. Hayatının en harika günlerini yaşadığını sanıyordu. Ancak şimdi her şey yerle bir olmuştu. Suzan elini John'un dizine koydu ve yumuşak bir tonla "Sorun değil tatlım, seni affediyorum." dedi. Görünüşe göre her şeye rağmen John'u sevmeye devam ediyordu. Mutlu olmasını istiyordu. Suzan ve John boşanmak için başvuruda bulundular. Aralarındaki aşk zamanla güçlü bir arkadaşlığa dönüştü. Bazı şeyler değişmedi. Birbirlerine karşı ve çocuklarına olan sevgileri gibi. John'un sadakatsizliğine ve cinsel yönelimi konusunda söylediği yalanlara rağmen Suzan, John'un mutluluğu hak ettiğini biliyordu. Tıpkı kendisinin de hak ettiği gibi. Birbirlerine mutlu olmak için özgürlük verdiler. Sonunda her ikisi de başka birinde aşkı tekrar bulmayı başardılar. Sevgi çok farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Suzan ve John arasındaki sevgi de karşısına çıkan sorunu atlatmayı başardı. Artık bir aşk değildi, ancak koşulsuz bir sevgi olmaya devam ediyordu. Çocuklarla da her şey yolundaydı. Suzan ve John sonunda mutluluğu bulmayı başardılar. Aynı durumdaki her çift bunu başaramayabilir. Herkesin anlayamadığı bir şeyi anlamışlardı. Sevginin sınırı yoktu. Mutluluğu bir başkasında bulsalar da bir aile olmaya devam edebilirlerdi. Bu tarz videoların devamı için bizlere abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.